yapan yok. Şimdi bir yaşına kadar yaptım işte, daha yeni bıraktım. Ha. 1900, yani 53'tü başladım. Bu yaş kaç hesap et. Adım soyadım İsmail Kızara. Bu köyde doğdu, bu köyde yaşıyoruz mesela. Dört kardeştik bu arada. Dört kardeş, ikimiz iki oğlandık. Bunlar, abim öldü, çabuk öldü. Sonra kız kardeşim birini öldü. Şimdi bir güzel bir oğlan kardeş kaldık. Yani köyde. İlk okula ben Çamlıbel'de okudum 5 sene. Çamlıbel'de, yeğen. Şorba'dan çamur. Onu gittim geldim. Orada diplomayı aldım. Orada. Okuyacak oldum. Annem validem dediler ki de okumam. Ben o zaman geçsem hangi şey olsa öğrenmem olsa olacaktım. Her şey olsa olacaktım. Gidemedim. Ben çerçelik yapıyordum. Arada alışveriş yapıyordum. Yani alıp satıyordum. Mesela köyde yumurtalar, yumurta satardı köylerde. Yani seyir vardılar. Bir şey yok, harbi yok. Tabii. Sonra biz başladık. Yine alışveriş, hayvanlarla başladık. Sonra araba aldık. Araba alışveriş başladı. Bamula. Yani alıyoruz, satıyoruz. Abim var, üçümüz alıp satıyoruz. Alışveriş. Bu köylerden alıyor, satıyor. Sonra Acı Bey'im denize götürüyor, aldığımız her şeyi onu satıp bir de alıyor, bir de satıyor. Bu şekilde. Gelir yok, bir çiftçilik yapılıyor, 3-5 dönüm yere itiliyor. Oradan ne kaldı bilsin, onu yiyor, gümrü yok, bir şey yok. Yani o şekilde yaşanıyor yani o zamanlarda. Şimdi gümrü çıktı, her şey çıktı, gümrünün sayısının malasını oluyor tabii, öyle. O zamanlar öyle. Biz de birkaç dönüm yere itiyoruz, ona kalkarsa onu yiyirdik. Olmaz bir şey yok. Öyle, böyle geçirdik. Onun için hiçbir şey olmadığından gider denizden yumurta çata, etten çeşit tadırlardı. Hayvanlarla buraya getirdim yine. Yani bir şey olmadan çerçeliğe öyle başladı. Hiç yoktan iyi. Başka bir şey yok. Onu öyle alıp satıyor. Az çok bir şey kazanırsan, çok bir şey kazanırsan, gayne de bilsen gayne de yok. Öyle. Bu şekilde. Şimdi herkes arabası var, motoru var, her sesi var. O zaman yok. Fakirlik vardı. Bu traktör hiç kimsede yok. İlk zaman bir traktör oldu. Şimdi herkesin evinde 2 tane traktör var. Ya. Şimdi iki devletimiz millete çok yardım etti. O zamanlar pelivanlık geçerli, 6 litre o buraya getiriyor. Buradan diktiriyorlar, götürüyorlar. Denizli'nin en büyük baş pelivanı Çençoka baş pelivanı oldu. Bu buraya çitmen diktirmeye geldiğinde 10-15 yaşında bir çocuğuydum.
şu adam yeğen geldi. Bağımlı kısmeti diktirdi. Yeğen gelince korku korku gönderdik geldik. Sonra bu kısmete bir adam dikiyor bu. Yüzyıllıya'dan aşağı dikmen diyor, tanesi yüzyıllıya. O da diyor, yüzyıllı çok diyor, yüzyıllı dik diyor. O hayır, patiyan olmaz diyor. İstediğin birini kesmişmiş. O zaman diyor, sen benim eşyamı topla diyor. Babam ama ödemeli derdin, sen bu kispeti yaparsın, ölçüsünü getirsen derdi. Aldı, çıkıp geldi oraya, babamın yanına. Dayı dedi, biri kesilmiş dedim, birini de bak baktı dedi, onu mu kes dedi, onu mu kesin baba. Şimdi birisine bir kispet getirdi, ona bakarka birine bitirdi. Ben de yanındayım babamın. Geldi bu pelivan, siz bu işi yapacaksınız dedi. Yani bu işi becereceksiniz dedi. Ötekin devam edin dedi. Onu da devam ettik, onu da bitirdik. İkisi de oldu. Bundan sonra pelivanın biri kispet getirirse onu getirirdi. Babam, biz yanında yardımcı, ben yardımcı ekserim. Mesela bakardım baba, şu şeylere yeri gittin dedim ona. Bunu doğru gidelim derdim. İplik elde bükülürdüm, ben dikerdim. Babama, elde dikerdik. İki iğne, bir tığı sokardı, arkasından iğneleri sokardı. Kispete böyle dikerdik elde. Yani kispetten idare olmaya başladık. Başka şey gelip olmuşsa bizi getirdin yani kispet. Senin anlayacak bu şekilde. Sonra elde başka olunca bu iş dedik biz. Makine almaya gittik. Makineyi aldım geldim, buldum ben eve. Ağabeyim bana mahluk, makineyi öğrenelim dedi. Şimdi 10 tane kispetli kesmiş. Hepsini ben bu tırdan, makineden geçirdim. Abi bak bakalım olacak mı dedim. Günde birine, günde birine 10 günde kispetler çıkarmış. Evvel 5 günde çıkaracak, 50 günde çıkacak 10 kispet. 5 günde bitirmiş. Öl dedi geldi rahmatlı. Ölmüşüz bizim oğlan dedi. Bir günde bir kispet, bir günde bir kispet. 10 günde bitirdim kispetler dedi. Antalya'yı teslim etmeye geçip gitti. Gelirken aç fiyatında senin parası yatıracak dedi. Orada arkadan inerek düştü etonu. Orada beyin kanamasından gitti. Ondan sonra da tekrar gidiyor başladım. Ben onu çözüme başladım. Sen git diye ona. Ondan sonra ben dikmeye başladım. Sonra İzmir'e gittim. Oradan emekli oldum geldim. Şimdi rahat edeyim, rahatım edeyim. Kispete geldiğimde boş kaldığım zaman geleni dikerdim. Boş kalmadık gelince oradan İzmir'den. Orada bir 40 gün kalırdı. 40 günden sonra boş. Geldim, kispet geldik buraya. Herkes verir ölçüde dikerim, teslim ederim, parasını alırım. Şimdi bir yaşına da yaptım işte, daha yeni bıraktım. Ha. 1900, yani 53'tü başladım. Bu yaş kaç hesabı? Bu köyde benden başka yapan yok. Evet, doğru. Şimdi benim büyük olan yapar. Hepsini yapar. Buna öğrettim. Her düzenini öğrettim, yapar. Öğrendikten sonra zor değil, makineyle ondan sonra zor değil. Öyle. Ölçüden alıyorum. Ölçüden aldıktan sonra böyle. Eskiden çoğudum. Şimdi yok. Yok. Güneş yok. Her düğünde güneş yapılıyor. Güneşi mecbur yapıyor adam. 3-5 kuruş para koyuyor mesela. Ben diyor, güneş düğünde diyor, 50 lira para koyacağım diyor, 50 liraya güneşiyor adam. 50 liraya güneşiyor. Mert dayanır namert kaçar, yavrum.
66'lı ve 63'lü evlendim. Bana bak. Kızım bulmuştu şimdiki hanıma. Yani verici oldular. Aldık düğünü verdi dedim bu. Onunla evlendim. Bu köyde akrabam değil. Yine yakın şey ama kayınvalide kendisi vereceğim dedi. Bu oğlanı vereceğim dedi bana. Yani hiç söyletmeden vereceğim dedi. Ben de alacağım dedim. Tamam. Çok sevdi. Servis verir mi? Servis verir mi? Hoşunu gelmiş. Tamam dedi. Durumumu bakmıştır, insanlığımı bakmıştır. Hoşunu getir, taraf olmuştur öyle. Öyle olmuş olur mu? Hiç dedikodu etmemiş şeydi daha bu yaşın sahibi. Hiç. Şimdi herkes işini bilirse anlaşmak kolaydı. Birin bir yere kırıp birin yere cahit dert olur mu? Olmaz tabii. Olmaz. Öyle. Adam eve geldiğinde diyor. Hanımın yüzü gülüp durursa diyor. Yemeğe ışık atmaya lüzum yok diyor. Eğer yüzü kır çarıp durursa diyor. Acık katılıyor. Daklar öyle diyor. Yemek. Öyle mi? Ya öyle. İşte anla karıştı. Tabii güler yüzüdür. Öyle şey yüzü değil hiç bir zaman için. Ömürlü ol İsmail amca. Ömürlü ol. Eşim yaşıyor, ben de yaşıyorum işte. Beraber yaşıyoruz. Bu yaşı var, olay yaşlanma ama. Bir sefer çalışmaya götürdüm. Ama orada dedim. Bugünden sonra sana işi götürüp de ekmeğini yemem dedim. Kendim kazanacağım, kendim yedeceğim dedim. Bu bir daha götürmedim. Pamuğu götürür, işi götürür hanımına. Duymadım, duymam zaten, götürmem. Dedim zaten, son götürür dedim. Bu bir daha götürmedim. İşte ev, işte yemek, işte içmek. Kıymam, kıymadım da, yapmam da. Sonra hiç hanımı karşılık kürbazlık yapmadım. Hiç böyle bir şey yok. Kürbazlık olur mu? Hanımı karşılık. Allah çok verdi. 9 kadar oldu. Yaşın Allah'a çok şükür. Bu arada oğlanın bir var bizim yanımızda. Evse birisi okuttum. Birisi imam. İki tanesi, üç tanesi denizimde. Açık yaptılar. Bilmem her yerde yerleştiler. Benden hiç müteahhitler olan olmaz. Demek çalışmışsın hepsini yerleştirmişsin. Doğru mu? Ya. Öyle. Eve gelin yap bakar. Oğlanla gelin eve de. Bir zaman için ömrünü görüyorsun ya, herkesi görüyor musun? Yaşlı adam nasıl oluyor, genç adam nasıl oluyor? Hepsi bunda. Benden önce babam öldü, şey öldü, onlar hepsi annem yaşlı gittiler, onlar aşem gittiler, genç gitmedi mi? Yaşlılığa
Seçiler kapıyı getiren olur mu hiç? Kapıdan geri gönderirler de böyle. Bakın. Geliyor yani. Sonunda geldik. Doğdu ya çok şükür. Allah'a şükür etti. Allah şükür etti. Öyle. Olur mu? Cenab-ı Allah yaşadı bu kadar yaş koymuş. Her şeyi göstermiş. Son zamanda. Mesela bunu göreceğim. Allah gösterdi de Arabistan'ı 5 sene geçti. Ya. Cenab-ı Allah verdi, gösterdi. Para verdi, her şeyi verdi, gönderdi. Yani hastalık oluyor mu? Orada tabii o kadar. Kadın yaşlı, çok kadının şeysi bitmez, ümitsi. Onu katlanacak. Demez ya, hani şey var, tansiyonu var, bilmem şunu var, bunu var, oluyor yani. Ben çok şükür öldüm, fazla şeyim yok. Rahatım iyi. Değişmem iyi. O kadar olacak tabii. Yani sakıracak, hiç hastalık olmayacak. Gelelim sakıracak, gel bacağını tutmayacak. Bu ne olur? Hiç haberim olmayacak, hastalığa haberim olmaz. Bakıyorsun, sabahla elim sakır yapmadı. Bacağım topaldı yapmadı. Geçenlerde asfiyem gittim, orada bir imza attıracak oldular. Şeye, altımda dosyayı görmem, böyle iş ettim. Niye öyle aldı dediler. Evveli bu yazıyı yazarken ben kalem oynardım, şimdi kalem kaçıyor elimden dedim. O zaman öyle dedim, şimdi böyle dedim. Yaşlı lazım olmam mı? Hanımını kaybeden ne diyor biliyor musun? Doğru, çıkıyor benim yana. Tak 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 tak. Evde mi diyor, neredeyim diyor ben. Ne oldu diyor ben. Yengen kayboldu, yok mu bileğimi bollardı diyor. Yengen kayboldu, bollardı bileğimi yok mu diyor. Ya, bunu sen geç diyorum ben, geç. Bu iş bitti. Adam yok mu? Molla diyen soran yok benim, hiç soran yok. Ama yengeyi yok mu diyor. Yenge daha çok kıymaklı. Hanımın ölürse ne yapacağım diye düşünüyor. İş lazım tabii. İş lazım olmamışsa da Allah öyle yaradıp da birleştirmez. Birleşsin diyor, birleşin diyor. Eş bulun diyor, üçümüzü birleşin diyor. Ya ölümü düşünmeyen olmaz, ölümden korkmayan da olmaz. Ama çaresi yok, çaresi yok. Şimdi bir evi oldu, Şetbazı, bir dede Şetbazı, ölüm gelmiyor dese kaçar. Ama nereye kaçacak? Öyle, kaçamaz. Haberim bile olmaz, gelir. Enseğinden hadi kadar aşağı. Korkma mı? Hiç korkma mı gördün sen? Evet. Ya, o ölüm geldim sorun desen bu faydasız. Faydasız. Evet. Ya yaşasan elimden gelen bir şey mi olacak? Yok.
ab geldi mi? Uş. Allah'tan iman, Kur'an nasip etsin. Yani bu hepsinden iyi. Yani.